Arveyi alacaktım. kısmet olmadı ve şu anda da işsizim. Adana'da pazarlamacılıkla uğraşan 34 yaşındaki İlyas Turan, araç satışı yapan sitelerde yeni bir işe gireceği için panel van tarzı araç aradı. Kesesine uygun bir araç bulunan Turan iddiaya göre sahibi UK'yı aradı. Uka kendisinin askeri personel olduğunu ve aracı diğer kendi gibi asker olduğunu öne sürdüğü arkadaşıyla ortaklaşa sattıklarını belirtti. Aracın pazarlığını yapan Turan, Uka'nın ortağı olduğunu söylediği HT ile görüşerek teslim almak için Mersin'in Tarsus ilçesine gitti. Burada aracı görüp ekspere götüren Turan daha sonra HT ile notere gitti. Aracı alacağını düşünen Turan burada parayı Uka'nın hesabına havale etti. Ancak HT paranın yarısını Uka'nın kendisine göndereceğini ileri söyledi. Turan'ı oyaladı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan Turan, HT'yi bırakmayarak emniyete giderek şikayetçi oldu ancak parasını alamadı. İnternet sitesinde araç gördüm. E, i̇şe işe gireceğim diye bir panelvan tarzı bir araba lazımdı. E, aradım, fiyatı bana uygun geldi. Pazarlık ettim. Ertesi gün yola çıkmak için işte pazarlık kestik, tamam dedik. Ortağım dedi, ben gibi asker dedi. Oraya gidersen e, yardımcı olacak sana. Numarasını bana attı. Sabahleyin gittim, görüştüm. Evet ben Ortağım. Ben de askerim. Hatta adamın sakalı bir de vardı. Sakalı niye bu kadar uzun dedim. Normalde askerin sakalı bu kadar uzun olmaz. Hı hı. Ben izindeyim dedi. Neyse arabayı aldım eksper'e götürdüm. Götürdükten sonra da notere geldik. Noterde eee evrakları teslim ettim. Teslim ettikten sonra parayı yatırdım. ortağının parayı attım hani imzayı at gideyim diye. İşte bana e, para gelecek diye. Ya ortağın dedim sana nasıl para gelecek? Yok dedi ben arabanın yarısını bekliyorum. Paranın yarısını bekliyorum. Bu şekilde e, biraz zaman geçti. Dolandırdım, anladım. Ondan sonra adamı da aldım, ee, emniyete gittik. Hı hı. Bu olay da takriben 24 Ekim'de oldu.